Şehit polisin oğlu babasının naaşını taşıyan ambulansa koştu, törendekiler gözyaşlarına boğuldu. Jandarma uzman çavuş Muhammed Sait Çelik, Diyarbakır Bismil'de görevliydi. Sabah otomobiliyle ekmek almaya gidiyordu. Ancak hain bir pusuda şehit düştü. Şehit uzman çavuş Hataylıydı. Acı haber Reyhanlı'daki ailesine verildi. İlk tören Diyarbakır'da düzenlendi. 25 yaşındaki Çelik, evli ve bir erkek çocuk babasıydı. Şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. Ardından naaşı ambulansla memleketine uğurlandı. İşte o anda şehidin küçük oğlu babasına doğru koştu. Törendekiler gözyaşlarını tutamadı. Şehit komiser yardımcısı Tamer Aktaş ise son yolculuğuna 15 bin kişi uğurladı. Aktaş, Diyarbakır'da PKK'nın özel harekat servisine yönelik bombalı saldırısında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Şehit komiser yardımcısı için Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, askeri ve mülki erkanına 15 bin vatandaş katıldı. Şehidin eşi Fatma Aktaş, Türk bayrağına sarılı tabutu öperek gözyaşı döktü. Şehidin 4 yaşındaki kızı Betül Aktaş, görevli kadın polislerin kucağında olan biteni şaşkın bakışlarla izledi. Ardından da babasının tabutunu öpüp okşadı. Şehit Aktaş, kılınan cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Allahu Ekber! Ankara, şehit ateşinin düştüğü bir başka şehirdi. Şırnak Silopi'de PKK'nın roketli saldırısında şehit olan polis memuru Yaşar Yavaş için Kocatepe Camii'nde öğle vakti tören düzenlendi. Şehit polisin biri 7 aylık 3 erkek çocuğu vardı. 6 yaşındaki Şaban Miraç ve 8 yaşındaki Beka Sıraç üzerlerine ay yıldızlı tişörtler giymişti. Törenin başında her şeyden habersizdiler. 6 yaşındaki Şaban Miraç, Kocatepe Camii avlusunda koşup oynadı. Ta ki babasını taşıyan cenaze aracı önünden geçene kadar. Küçük çocuk babasını gözleri yaşlı asker selamıyla uğurladı. Miraç'ın ağladığını gören bir kadın polis de gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşar Yavaş, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan polis şehitliğinde toprağa verildi.